Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuz öğrenci arkadaşlarımız için size kulak çöpünden çiçek nasıl yapılır onu göstermek istiyoruz. Ben Bilge. Ben Berim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size kullanacağımız renkleri göstermek istiyorum öncelikle. Bakın, burada bizim bir akrilik boya setimiz var. Akrilik boyayla yapacağız. Siz de bu setlerden istediğiniz gibi kırtasiyelerden alabilirsiniz. Öncelikle yapacağımız çiçek için mor renk elde etmek istiyoruz. Açık mavi ve açık kırmızıyı karıştıracağız arkadaşlar. Dikkat edin, burada kullandığınız kırmızı koyu olursa ya da kullandığınız mavi koyu olursa elde edeceğiniz renk de çok koyu olacaktır. Biz daha açık eflatun gibi bir renk elde etmek istiyoruz. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Oldukça koyu bir renk oldu. Şimdi çiçeğimiz için lavanta çizeceğiz. O yüzden bize en az 3 ton lazım. Şimdi bunu birazcık açacağız. Birazcık da kırmızı hale de getireceğiz. Yani 3 ton elde edeceğiz bu renkten. Tamam. Şimdi elde ettiğim rengin birazını kenara ayırdım. Birazıyla da şurada beyazı karıştıracağım. Bakın nasıl eflatuna dönecek hemen rengi. Biraz daha beyaz olayım. Bunları böyle iyice karıştırıyoruz. Birkaç ton elde edin. Kendi zevkinize göre. Mesela bana göre biraz daha kırmızı lazım bu rengi. Birazcık kırmızı alacağım. Pembe tonları da çünkü çok güzel oluyor. Hemen şuradan beyazımı alıyorum. Birazcık kırmızı katıyorum. Zaten spatulamın üzerinde zaten az önceki rengimden de var. Çiçeğimizin yaprakları için bu renkler. Şimdi iki rengimiz var. Açık yeşil ve koyu yeşil. Bu iki rengi doğrudan kullanacağız. Biraz şuraya yeşil alalım. Sen de oraya. Yeşil. Şimdi önce yaprakları yapacağız. Şimdi yapraklar için dikkat etmemiz gereken koyulardan biraz alıyoruz. Biraz öbür tarafını açık alıyoruz. Ve aşağıdan yukarıya doğru dairesel şekilde çiziyoruz. Yani bir sağa doğru, bir sola doğru. Çok benim kağıdım küçük bir kağıt. Berin'in kağıdı büyük bir kağıt. O yüzden Berin daha büyük yapmalı. Yani çiçeklerimiz şuraya geleceğine göre yapraklar en azından yarısına kadar gelmeli. Ona göre dikkat ederek yapacağız. Bir de bu akrilik boya. O yüzden üst üste boyayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bir tane de ortadan şöyle incelerek yukarı doğru çıkan bir sap çizdim resmimiz için. Birleştirme yaprakları kızım. Yaprakların uçları yukarı doğru bakacak. Tekrar batırıyorum. Ben bir tane daha yapacağım şimdi. İstediğiniz kadar yaprak çizebilirsiniz. Bunun bir sınırı yok. Özel bir şekil olması gerekmiyor. Sadece yukarı doğru ucu olursa güzel görünecektir. Ortadan da yukarı doğru yine deminki gibi ince bir çizgi çiziyoruz. Bakın benim pamuğumun ucu hemen attı yukarıya doğru. Böyle olursa diğer tarafa geçebilirsiniz. Hemen diğer tarafa bakın. Şurada kalan boyalardan birkaç ekleme daha yapabilirsiniz. Birbirlerinin üzerlerinden geçmesi hiç sorun değil. Hatta daha bile güzel olacaktır. Yukarı doğru böyle çektirerek çiziyorsunuz. Bu şekilde öncelikle yapraklarımızı tamamlayalım. Çektirirken yukarı uçlarının incelerek çıkmasına dikkat edin. Büyük kağıtta daha güzel oluyor aslında. Daha rahat yukarı doğru çektirebilirsiniz. Ucu incelerek çıkacaktır. Bakın çekerken ucunu döndüre döndüre böyle inceltiyorum. Çünkü buralara birazdan çiçekler yapacağız, bu incecik gelen yerlere. Açık yeşil ve koyu yeşili üst üste kullanırsanız eğer böyle ışıklı gölgeli olacaktır. Ona dikkat edebilirsiniz. Mesela bazı yerlere ekstra açık yeşiller ekleyebilirsiniz. Üstünden. Şu şekilde. Bu
Şöyle yerden çıkmış otlar varmış gibi de gösterebilirsiniz şöyle ekstra yeşiller ekleyerek. İsterseniz bu şekilde birleştirebilirsiniz. Buraya bir küçük bir saç tokası takabilirsiniz. Ben bugün öyle yapmayacağım. Bizim alanımız çok küçük. O yüzden tek tek kullanacağım kulak çöplerini. Mesela önce bir tane en koyu renk için, arkasından başka bir taneyi daha açık renk için kullanacağız. Önce temel için en koyu rengin üzerinden gidiyorum. Bu arada bu akrilik boya olduğu için biraz kuruyabilir. Böyle üzerine su damlatabilirsiniz. Daha yumuşak olsun diye. Benim kağıdım büyük olduğu için ben böyle yapacağım. Bu kızların saç tokaları onlardan lastik varsa tokalar. Lastik tokalardan hemen bir tanesiyle. Şöyle hafif ayrık olabilir. Daha iyi olur. Berin öyle yapacak. Ben tek tek yapacağım. Bu arada sizi uyarayım. Önceden hazırlamayın boyayı. Hemen kurumuş bile. Biz önceden hazırlayarak hata yaptık. Önce yeşilleri yapın, arkasından boyayı yapın. Şimdi yaptığımız şey şu. Ben tek tek yapacağım için alt kısımda, resmin alt kısmında birkaç tane şöyle olacak. Önce altta bir küçük çiçeklerin temelleri olacak. Aynı boyadan hepsine yapıyorum bakın. Hepsinin uçları farklı tarafa bakarsa daha güzel olur. Sonra yukarı doğru bir boşluk bırakıp yukarı doğru böyle rastgele batırıyorsunuz. Şu benim, bakın ucuyla aynı ucuyla yapmaya çalıştım. Renk farkını hissettiremedim. O yüzden hemen temiz tarafını çeviriyorum. Biraz kırmızı, biraz beyaz kattım. Biraz da deminki morumdan açık bir renk elde ettim. Bunu yaparken elimdeki çubuğu kullandım. Siz spatulayı da kullanabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şey aynı yerlerin üstüne basmamak. Yani az önce yaptığınız koyu morların üstüne basmayacaksınız. Farklı farklı üzerinden gideceksiniz ki farklı renklerin bir arada olduğu görülsün. Şöyle biraz açtırarak yapıyorum bunu. Şimdi biraz da doğrudan kırmızıya batırıyorum. Koyu ekleyebilirsiniz bazı yerlere. Mesela bir tarafı daha koyu, bir tarafı daha açık yapabilirsiniz. O zaman bir taraftan ışık gelmiş gibi görünür. Mesela sağ tarafa daha koyular eklersem, sol tarafa daha açıklar eklersem sanki oradan güneş geliyormuş gibi görünebilir. Bence direkt suyu böyle katıp çok da ıslatırsanız kağıdınız ıslatır ama boyayı yumuşatmak için bu şekilde sudan faydalanabilirsiniz. Çok daha güzel boya inceleceği için çok daha güzel kağıda geçecektir su kattığınızda. Akrilik boyalar su bazlı boyalar. O yüzden de hem temizliği kolay hem renkleri çok güzel. Tek işte eksisi çok çabuk kuruyorlar.
Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videonun altına sevdiğinizi söylerseniz sizin için bu tarz videolar çekmeye devam ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.